Türkiye, hava savunma ihtiyacını karşılamak için bir dizi çalışma yürütüyor. Bu kapsamda uzun menzil hava savunma sistemi ihtiyacı için S-400 tedarik eden Türkiye, bunun yanında uluslararası ortak geliştirme projeleri için girişimlerde bulunuyor. Nihai olarak hava savunma sistemi ihtiyacını yerli ve milli kabiliyetlerle karşılamayı hedefleyen Türkiye, Hisar ve Siper projeleriyle topraklarını olası tehditlere karşı korumayı amaçlıyor. Alçak irtifa hava savunma sistemi Hisar A ile 15, orta irtifa hava savunma sistemi Hisar O ile 25 kilometreye kadar etkinlik sağlamayı öngören Türkiye, gelinen noktada söz konusu sistemleri hedeflenenden daha yüksek kabiliyetlere kavuşturdu. Aselsan ve Roketsan tarafından geliştirilen sistemler için test ve geliştirme yanında yerlileştirme çalışmaları yürütülüyor. Daha önce yurt dışından temin edilen yaklaşma sensörünün karakteri ve yapısı değiştirilerek Roketsan tarafından üretilmeye başlandı. Böylece bu konudaki dışa bağımlılık son bulacak. Yıl sonu itibariyle yerli yaklaşma sensörü üretilerek nihai olarak kullanıma sunulacak hava savunma sistemlerinde bu ürün yer alacak. Bunun yanında güvenlik güçlerinden gelen istekler doğrultusunda Hisar hava savunma sistemi daha da geliştirildi. Bu çalışmalarda hedef setlerinin değişen kabiliyetleri de dikkate alınarak sistemlere yeni yetenekler kazandırıldı. Sonuç olarak güvenlik güçlerine Hisar A ve Hisar O'nun ötesinde menzili, irtifası ve kabiliyetleri artırılmış Hisar A Plus ve Hisar O Plus teslim edilecek. Bunun yanında Siper olarak adlandırılan Hisar U'ya giden yolda aradaki boşlukları dolduracak çalışma yapılıyor. Hisar A yakın zamanda seri üretim aşamasına gelirken Hisar hava savunma sistemlerinin çeşitli bileşenleri bu yılın ikinci yarısında Suriye sınırında konuşlandırıldı. Hisar A ve Hisar O hava savunma füzeleri, askeri üs, liman, tesis ve birliklerin hava tehditlerinden korunması amacıyla sabit ve döner kanatlı uçaklara, seyir füzelerine, havadan karaya atılan füzelere ve insansız hava araçlarına karşı etkinlik gösterecek. Hisar füzelerinin yüksek infilaklı ve parçacık etkili harp başlığı, farklı türlerdeki hava hedeflerine karşı etkili olabilmesini sağlayacak şekilde çarpma ve yaklaşma tapasına sahip bulunuyor. Hisar projesi sayesinde hava savunma alanında temel teknolojilerin kazanılmasının yanında yeni kazanımlar da elde ediliyor. Hisar'ın envantere alınması ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını karşılaması için 100'ün üzerinde yerli çözüm ortağı birlikte çalışıyor.